Gelelim tuza. O Dünya Sağlık Örgütü'nün de ilk başta yazdığım şeyler var ya, şuna şuna dikkat edelim. Onları geçmeye çalışıyorum. Tuz tüketimiyle ilgili tuzu azaltma ile ilgili bir çalışmaya girdi Türkiye. Çünkü gerçekten tuz çok tüketiyoruz. Birazdan bir Sağlık Bakanlığı'ndan aldığım bir grafiği göstereceğim. SağTürk 2 çalışmasında 2012, yanlış hatırlamıyorsam, evet 2012 yazmış zaten. Diyetteki tuz kaynaklarına bakıldığında tüketilen tuzun %55,5'u biz yemeklere ekliyormuşuz. %31,9'u ekmekten alıyormuşuz. Ne kadar ekmek tükettiğimizi buradan da çıkarabiliriz aslında. Biraz bu konuda da bir kendimize çeki düzen vermek gerekiyor. Ve 12,6'sı da sofra tuzu dediğimiz, hani yemeği işte sofrada bulunan tuzla ilgili aldığımız söyleniyor. Ve restoranlarda bilirsiniz artık tuzlukları kaldırdık vesaire. Hani bu tip şeylere bir şekilde girmeye çalışıyoruz. İstek üzerine geliyor. Yüksek kan basıncı, tuz ne yapıyor? Tabii aslında tuz değil, sodyum klorürdür. Tuz sodyum yapıyor bunu. Yüksek kan basıncı kalp damar hastalıkları risk faktörünü oluşturuyor. Çok önemli. Kan basıncı yüksekliği tüm ölümlerin %13'ünden sorumlu tansiyon. Onun için çok çok ve çok aniden ortaya çıkan bir şey. Birden tansiyonumuz yükselebilir. Onun için beslenmemizde tuz konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Ve günlük 5 gramın üzerine çıkmamak, 5 gramın altında olması, işte inme, felç dediğimiz şey, kalp rahatsızlıkları, yüksek kan basıncını bir şekilde azaltmamıza yardımcı oluyor. Ama gelin görün ki Türkiye nasıl? Evet. Bu 2008'deki şeyde 18 grammış. Çalışa çalışa 15'e inmişiz. Dünya Sağlık Örgütü 5. 2012, ama bu son şeyde de 12'lere indiği söyleniyor. Dünya Sağlık Örgütü 5 diyor. Yani biz gerçekten bu 2021'e kadar galiba devam edecek bu çalışma. Hedeflerimiz 5'i bulmamız mümkün değil ama bir şekilde ne kadar yüksek olduğunu buradan görebiliyoruz. Çin'de 13,4'müş. Amerika bu çok ilgi çekti. Yani çok fazla fast food var. Onların içerisinde çok fazla tuz var mesela. Ama 9,6 olarak belirlenmiş. Buradaki şehirlerin ortalamasında böyle bir sonuçta. Bu şehirlerde yapılmış çalışmalar sonucunda yapılmış bu.